Bugün 11. sınıfta elektriksel kuvvetle ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuz şu. Elektrikler şekildeki gibi olan kürelerden X'in Y'ye uyguladığı kuvvet F'dir. Buna göre Y küresine etkileyen bileşke kuvvet nedir? Şimdi bize soruda ne diyor? X'in Y'ye uyguladığı. X ve Y'nin yük işaretleri aynı. O zaman x, y ne yapacak? İtecek. Bu kuvvete F demiş. Buna göre y küresine etkileyen bileşke kuvvet. O zaman z de ile y'nin yük işaretleri zıt işaretlidir. Bu da ne yapacak? Çekecek. Z ile y'nin arasındaki elektriksel kuvveti de F cinsinden bulunca, aynı yönde olunca toplayacağız. Şimdi birincisini bir yazalım. F eşittir. Kulomb kanunu. Elektriksel kuvvet yüklerin çarpımına doğru aralarında uzaklığın karesi ve ters orantılıydı. Q ile Q'nun çarpımı Q kare, aradaki uzaklık D, D kare. Bunun adı F'miş gençler. Şimdi Y ile Z arasındaki kuvvete de F üssü diyelim. Bunu da F cinsinden bulacağız. Yüklerin çarpımı 2Q, Q ile çarparsak 2Q kare. Aralarında uzaklık 2D. 4D kare olur. 2D'nin karesini alırsak 4D kare. Sadeleştirirsek 2. Şimdi Q kare bölü D kare F ise Q kare bölü 2D kare F bölü 2 olur gençler. F'e dönüştürdüğümüz zaman F bölü 2 olur. Şimdi şu F'ti. Bunu da F bölü 2 bulduk. Artı X yönünde topladığımız zaman 3F yani 1.5F olur. O da 3F bölü 2. Cevabımız denizlidir gençler. Diğer soruya geçelim. Elektrik yükleri sırasıyla artı Q eksi Q artı 2Q olan KLM cisimleri şekildeki gibi tutulurken L cisminin M'ye uyguladığı elektriksel kuvvet F oluyor. L'nin M'ye uyguladığı L cisminin M'ye uyguladığı L, M'yi ne yapacak? Zıt işaret olunca çekecek. Onun adına F demiş. Buna göre L cismine etkilenen bileşke elektriksel kuvvet L'de K'yı çekecek. Onu bilmiyoruz. Onu da F üssü diyelim. Nedir diyor? Şimdi F'i bir yazalım. F eşittir. K çarpı 2Q ile Q'nun çarpımı 2Q kare. Matematiksel işlem yaparsan zaten vektörel olarak gösterdiğimiz için yüklerin işaretini yazmıyoruz. 2Q kare. Aradaki uzaklık da şurası D ise şurası 2D olur. O zaman 4D kare. Düzenlerse K çarpı Q kare bölü 2D kare. Bunlar sadeleşir. Adı F'miş gençler. Öbürüne bakalım. F üssüye. K çarpı Q çarpı Q, Q kare bölü D kare. Burası F ise bizim yeni kuvvetimiz ne olacak? Onun iki katı olacak, 2F olacak. O zaman şurası 2F olur. 2F'den F'i çıkardığımız zaman bileşke kuvvet, elektriksel kuvvet eksi B yön, eksi F yani eksi yönde bulunur gençler. Cevabımız odur. Bir karenin köşelerinin şekildeki elektrik yükleri yerleştirilmiştir. Artı Q yükleri arasındaki elektriksel kuvvetin şiddeti F'dir. Yani artı Q yükleri arasındaki aynı yükler birbirini iteceğinden buradaki elektriksel kuvvet F'dir demiş. Buna göre O noktasındaki yüke etkiler bileşke elektriksel kuvvetin şiddeti kaç F'dir diyor. Şimdi gençler uzaklıklar aynı. Şimdi 6Q Q'yu 6 kat itecek. O zaman burada 6F deriz. 2Q da Q'yu bu yönde 2 kat itecek. 2F. 2Q ile Q bu da 2 kat çekecek. Zıt yükler birbirini çeker. O zaman aşağıya doğru 3F
Burada 6F vardı, dikkat edin. Şu yönde 6F, zıt yönde de 2F. Geriye kaldı bu yönde de 4F. 3, 4, 5 üçgeninde bunun birleşkesi 5F olur. Şurasıdır arkadaşlar. Burası da 5F'dir. De, cevabımız Denizli. Diğer soruya geçelim. Elektrik yükleri sırasıyla x artı q, eksi 2q ve eksi q olan x, y, z cisimleri bir eşkenar üçgenin köşelerine şekil ekibi yerleştirilmiştir. X'in z'ye uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F'tir. X'in z'ye uyguladığı, x z'yi ne yapacak? Çekecek. F kadar çekecek. Z, elektriksel kuvvetin büyüklüğü F'tir. Buna göre z'ye etkilen bileşke elektriksel kuvvet. Şimdi z'ye etkilen bileşke elektriksel kuvvet olduğu için gençler z de x'i çekecek. F kadar çekecek. Şimdi z ile y'nin yükleri zıt. Bu da ne yapacak? Aynı yükleri birbirine iter. Yukarıya doğru itecek. Şimdi q ile q'nun çarpımı f ise uzaklıklar eşit. 2q ile z'nin çarpımı şurası 2f olur gençler. Yani şuraya taşırsam şurası F. Şurası da 2F. Gençler şu açı 60 derece olursa bakın şu açı 120 derece olur. Demek ki şu açı 120 derece. Şimdi vektörler konusunu biliyorsunuz. Bileşkeyi bulmak için 120 derecede özel durum vardı. Özel durum şu 120 derecede kuvvetler eşit ise bileşke kuvvetlerden birine eşittir. O zaman bunu eşitleyelim. Burası 2F'ti. Burayı F'e düşürürsem bileşkemiz F olur. Burada zaten bir F kalmıştı. 2F'ten F'e düşürdük. Şurası gitti. Bileşke 120 dereceyi iki eşit parçaya böler. 60 derece. 60 derecede yine özel durumumuz vardı. Kuvvetler F ise 60 derecede bileşke F köküçtür. Gençler cevabımız C'dir. Gördüğünüz gibi elektriksel kuvvet vektörel bir büyüklük olduğu için hep vektörel işlemler yapıyoruz. Onun için de vektör konusunu anlatırken dedim ki vektörleri iyi öğrenin. Bu sürekli vektörlerle karşılaşacağız dedik. Örneğin elektriksel alan, elektriksel kuvvet, bunlar vektörel büyüklük olduğu için vektörel işlemleri yapıyoruz. Elektrik yükleri artı Q, artı Q, artı Q, eksi Q, artı 2 Q olan noktasal 5 cisim bir eşkenar üçgenin köşelerine şekil ekibi yerleştirilmiştir. K noktasındaki yükün O noktasındaki yüke uyguladığı elektriksel kuvvet 8 Newton'dur. Buna göre O noktasındaki yükü etki eden bileşke kuvvet kaç Newton'dur diyor gençler. Biraz uzun bir soru. Şimdi K noktasındaki yüke şu 5 cisim bir eşkenar köşesine şekilde yerleştirdim. K noktası yüke O noktasındaki yüke uyguladığı kuvvet 8 Newton'muş. Gençler şurası 8 Newton. O'ya uyguladığı kuvvet 8 Newton'muş. Şimdi bu eşkenar üçgen kenarortaylar. Şuralar 2D ise şuralar da D'dir. O zaman yazalım. 8 eşittir. K çarpı Q bölü 4D kare. Yani 8 eşittir K çarpı Q kare bölü 4D karenin adı 8 Newton'muş gençler. Şimdi buna bakalım. Şu Q yükünün şu yükün O'daki uzaklıklar aynı, yük büyüklükler aynı. Bunlar arasında 8 Newton olur. Hemen gördük. 2 Q'nun Q'ya uyguladığı kuvvet yüklerin birisi 2 katına çıkınca uzaklık aynı. Burası da 16 Newton olur. Şimdi Q ile Q'nun uzaklık yarıya inmiş. 8 eşittir
K çarpı pi kare bölü 4D kare 8 Newton ettiğine göre F eşittir K çarpı Q çarpı Q kare Q kare. Aradaki uzaklık şurası 2 değilse burası D'dir. D kare. 4 katı o zaman bu eksi Q yükünün O'daki bileşke elektrisel kuvveti de 32 Newton olur şu bağıntıda. Şimdi bakalım 8 ile 8 arasında kaç? 120 derece. Bunun bileşkesi yukarıya doğru 8 Newton'dur. Şu 8 ile 8'in bileşkesi. 16'dan 8 çıkınca aşağıya 8 kalır. Aşağıda bir de 32 var. 32 ile 8'i toplarsak gençler 40 Newton olarak buluruz. Cevabımız Bursa'dır. Elektrik yükleri Qx, Qy olan noktasal xy cisimlerini elektrikle yüklü z cisimine uyguladığı bileşke kuvvet F şeklindedir. Buna göre Qx bölü Qy oranı kaçtır diyor. Şimdi gençler bileşke bu yöndeymiş, F'ymiş. F'nin X ve Y eksenlerinde bileşenleri yok. Dolayısıyla bu bunu itmiş. Y yükü de bunu itmiş. Bunların bileşenlerin X eksenindeki bileşenleri sıfırmış. Birbirini götürmüş ki ikisinin bileşeni Y olmuş. O zaman bu yatay bileşenlerini aldığımız zaman Qx çarpı bir birim D kare Qy'nin de X eksenindeki yatay bileşeni bu. Bunlar birbirlerine eşit olacak. Qy çarpı 2D'nin karesi 4D kare. D karede bir de Qx'in Qy'ye oranı 4 olarak bulunur gençler. Qx'i Q'ya oran 4'ün 1'e oranıdır. O zaman cevabımız Edirne. Özdeş ve ilektiğin yüklü küreler yalıtkan ayaklar üzerinde konuluyor ve yalıtkan iplerle şekildeki gibi asılıyor. İplerde oluşan T1, T2, T3 gerilme kuvvetleri sıfırdan farklı olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi gençler bu yüklerin özdeş dediğine göre bunların ağırlıklarına, yüklerin ağırlığına G diyelim. E bir de bunlara elektriksel kuvvet etki ediyor. Aynı yükler birbirini iter yukarıya da F elektriksel kuvveti etkiler. Şimdi T1'i yazarsam. T1 artı F eşittir G. T1'i yalnız bırakırsam bana T1'i soruyor zaten. Yükün ağırlığından elektriksel kuvveti çıkarıyor. T2'ye baktığımız zaman T2'ye de yine G eksi yüklerin işareti aynı. Ama buradaki yüklerin çarpımı 2 pi kare uzaklığımız da 4 de kare. Sadeleştirme yaparsak pi kare bölü 2 de kare. Şimdi birincisi F neydi? Q kare bölü D kare. Q kare bölü D kare F olursa Q kare bölü 2 D kare ne olur gençler? F bölü 2 olur. Bunun yarısı olur. Üçüncü ipe baktığımız zaman T3 eşittir G. Bunların aralarındaki uzaklık Q kare yüklerin çarpı Q kare bölü 4 D kare. Bu Q kare bölü D kare F'di. Bu da ne olur? F bölü 4 olur. O zaman ip gerilmesi en büyük F kuvveti olduğu için T1 en küçük olur. Sonra T2, ondan sonra T3. Küçükten büyüğe sıralamış. Cevabımız Adana'dır. Diğer soruya geçelim. Elektrikle yüklü X, Y, Z ve K cisimleri
aynı düzleme şekildeki bir yerleştirildiğinde elektrik yükü artı Q olan K cismine etki eden bileşke elektrisel kuvveti F oluyor. Z cisminin elektrik yükü 2Q olduğuna göre, şunun elektrik yükü 2Q olduğuna göre X ve Y cisimler yükleri verilenlerden hangileri olabilir diyor gençler. Şimdi kuvveti bileşenlerine ayırdığımız zaman şu şekilde Z'nin yükü artı Q'ymuş. Demek ki bu uzaklıklar eşit, bakın. Bunun 2F ise, 2F ise bunun 2Q ise bunun yükü yukarıya doğru 2F olması lazım. Bunun yükü artı Q olacak ki burası şöyle 2F ise aşağıya doğru F olacak. Bileşme yukarıya doğru F olur. O zaman X'in yükü artı Q olur. Y'ye baktığımız zaman burada kuvvetimiz 2F. O zaman bunun yükü de 2F'li kuvvet olabilmesi için 2Q olması lazım. Şuradaki anlattığımıza göre. Cevabımız yalnız birdir gençler. Zaten şu seçeneklerin olmayacağı birinci öncülden belliydi. Aynı cins elektrikle yüklü X, Y, Z, K cisimleri yatay düzleme şekildeki bir yerleştirildiğinde K cisimine etki eden bileşke elektriksel kuvvet F oluyor. Yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi X, Y, Z'ye baktığımız zaman yüklerin işareti aynı ise aynı cins elektrikle yüklü diyor. Bu bunu ne yapacak? İtecek. Z de bunu itecek. X de bunu ne yapacak? İtecek. Şöyle. İtti. Bileşke şu şekildeymiş. Bileşkenin bileşenlerine ayırdığımız zaman farklı renk ayıralım. Şu. Şimdi Z bunu itti. Y de itti gençler. Y etti. Bunun bileşkesi şu Z'yi götürdüğüne göre Y'nin onun X'in itme kuvvetinin bileşeni, X bileşeni bu olur. Y'ninki bu. O zaman X'in yük miktarı Y'ninkinden küçüktür, doğru. Y büyük olacak. X'in yük miktarı Z'ninkinden küçüktür diyor. X miktarı Z'ninkinde, Y'nin yük miktarı Z'ninkinden büyüktür. O zaman X'in yük miktarı Z'ninkinden küçüktür. Bunu bilemeyiz. 1 ve 3 doğrudur gençler. Bu aynı tip sorular. Soru biraz değiştirelim. Ağırlığı T olan düzgün türdeş eşit bölmeli bir çubuk şekildeki elektrik yükleriyle dengelenmiştir. Buna göre Coulomb sabiti K aşağıdakilerden hangisine eşittir? Gençler, bu soru, son sorumuz. Ağırlığı P'ymiş. Özdeş türdeş çubukların ağırlığı tam orta noktasına etki eder. Bu yüklere de yukarıya doğru çubuğa da elektriksel kuvvet etki eder. Şimdi ipe göre tork alırsa P çarpı 1 F çarpı 3 olur. O zaman F eşittir P bölü 3 olur. Bize K sabitini soruyor. Elektriksel kuvvet P bölü 3 olduğuna göre gençler K çarpı Q kare bölü D karedir. Şimdi P bölü 3 eşittir K Q kare bölü D kare. İçler dışlar çarpımını yaparsak P D kare eşittir 3 K Q kare. K'yı yalnız koyarsak P D kare bölü 3 Q kare eder. P D kare bölü 3 Q kare. Cevabımız boludur. Bugünkü soru çözümü bitmiştir. İyi çalışmalar.